Bunun nedeni özgüven eksikliği ve aşağılık kompleksi. Bu çok net, bu psikolojik bir gerçektir. Uzmanlara da sorarsınız size bunu. Bu aklı başında olan uzmanlar da gerçek. Bilgili uzmanlar bunu söylerler. Yani bir erkeğin kadını hor görmesi, küçük düşürmesi, şiddet uygulamasının temelinde aşağılık kompleksi var ve özgüven eksikliği var. Şimdi bu erkek böyle büyütülmüşse özellikle, o yüzden kitapta da söylüyoruz, erkek psikolojisi diyoruz, anneler, oğullarınıza şiddet uygulamayın, onlara küfür etmeyin, sert davranmayın, onlara sevginizi verin. Eğer bir anne, evet kadın insanlığın annesidir. Çünkü burada gördüğümüz insanlığı kadın doğurmuş. Evet. Kadın olması olmayacaktı. Ama maalesef eğitimsiz anneler çocuklarına, erkeklere şiddet uygular, hor görür ya da ki kocasına olan öfkesini oğlundan çıkarır. Küçük oğlanların, büyüyünce zorlaşıyor bu. Ama küçük oğlan çocuklardan kocasını öfkeli, ona bir şey yapamıyor ve oğlunu pataklıyor gibi böyle olaylar var. Şimdi bu olunca o oğlan çocuğunda bu kompleks oluşmaya başlıyor. Aşağılık kompleksi ve kadınlara doğru nefret ve şiddet gelişmeye başlıyor. Bunun temeli orada. Yani kadın insanlığın annesi ve eğitmenidir. Ama kadına olan şiddetin de nedeni kadındır. Çünkü kadın çocuklarına, oğluna şiddet uygularsa, yani sert davranırsa, aptal derse, küfür demiyor ama küfredenler de var. Tabii. Kafasına vurursa, pataklarsa, tokat atarsa ne olacak? O erkek büyüyecek ve kadınları tokat atacak. Annesine olan öcünü büyüdüğünde o öfke çocuk çünkü bir şey yapamıyor. Mesela bu seri katillerin biyografileri var ve araştırmalar var. Seri katiller, özellikle kadın seri katilleri. Bunun psikolojik temelleri annesine olan nefreti, öcünü başka kadınlardan alıyor. O gidiyor. Aslında annesini öldürüyor. Defalarca annesini öldürüyor. Bazen de annesini öldüren çocuklar da var, oğlanlar da var. Büyüyünce annesini öldürüyor. İşte öcünü alıyor. Kadın düşünmeden, çünkü eğitimi yok, psikolojik bir eğitim yok, pedagojik de bir temelleri yok. Kimin var ki? Pat diyerek anne baba oluyorlar. Hiçbir formasyonu yok, hiç öğrenmemiş. Ve eğitimler de yok ki öğrensin. Yani kitaplar var, nasıl anne ol, nasıl baba ol. Öğrenmiyorlar. Annesinden babasından ne görmüş? Çocuklarına onu uyguluyor. Babası onu dövmüşse o da onu dövüyor. Büyüyor. Birkaç hafta önce bir yerde bir konuşma vardı erkekler ortamında. Bir 5-6 erkek vardı. Konuşuyoruz. Hepsi diyor ki babam beni dövmüştü, ben de oğlumu döveceğim. Ya diyorum bu büyük ne bir hata. Ne görüyorsak onu yapıyoruz. Büyük aslında bir hatadır. Çocuklarınızı sakın dövmeyin. Anlatın, mantık kullanın. Eksiklerini anlatın. Yok diyor babam beni dövmüştü bir kere ve ben anladım o zaman. Artık onu yapmadım. O yüzden gerekirse ben de çoğunu döverim. İşte babasından, annesinden gördüğünü çocuklarına yapıyor ve nesilden nesile bu devam ediyor. O yüzden nesilden nesile asırlardır görüyoruz ki kadın hor görülüyor, kadın dövülüyor, şiddet uygulanıyor. Neden? Çünkü kadın kendi çocuklarına, oğullarına bunu yapıyor. Oğullar da büyüyünce annesini dövmüş, o da başka kadınları dövüyor. Çok basit. Bu cahillikten, çünkü o erkek, annesinin kafasını kesen videosu var erkek. Annesine şiddet görmüş çocukken. Kesinlikle görmüş. Ve o annesinin öcünü aldı. O intikamını alıyor çocuk. Birçok insan mesela şimdi ama bu bir hastalık değil mi yani? O bilinçaltı. Birçok kişi annesinden dayak yiyerek büyüyor. Ama çocukluktan oluşuyor bu. Çocukluktan bak. Şu an birçok seyirci hatırlasın. Çocuklukta birçok çocuk, şiddet gören çocuklar düşünüyor ki bak ben büyüğüm seni göstereceğim. Annesi için, babası için bunu düşünüyor. İşte orada bir pürüz bak, var demek ki. Ben bir büyüğüm, ben sana göstereceğim. Büyüğüm sana göstereceğim. Ve babasından şiddet gören adam büyüyünce babasını tartaklıyor, babasına tokat atıyor. Evet. Dövüyor babasını. Evet, evet. Çünkü onu dövmüş. Evet. Bu da büyüyünce babasını dövüyor. Babasını öldüren çocuklar var. Bu konuda romanlar, filmler var. 12 yaşında babasının silahını alıp babasını öldürüyor. Evet. Neden öldürüyor? Çünkü babası ona ve kardeşine sürekli şiddet uygulamış ve babasını döverken babasının silahını alıp onu öldürüyor. İşte neden bu? Neden cahillik? İnsanlar çocuklarına şiddet uyguluyor. Çocuklar da büyüyünce hem onlara hem de başkalarına şiddet uyguluyor. O yüzden eğer biz kadının şiddeti durdurmak istiyorsak ki bu sürekli konuşuluyor. Evet, bunda çok artış var ve konuşuluyor. Elbuz bunu istiyor musun? Kadına şiddet kadınla başlar. Kadınlar oğullarına özellikle çocuklarına şiddet uygulamasın. Bağırmasın, itmesin, pataklamasın, tokatlamasın, küfür etmesin, sabırla anlatsın. O zaman çocuklar büyüyünce kimseye şiddet uygulamaz.